Pantolonumu ütüledin mi? Allah! Anne! Anneciğim benim pantolon... Kızım, birine mi baktın? Evet, aslında birine baktım, bir arkadaşıma, Korkut Ali. Tanıyor musunuz? Oğlum, üstüne bir şey giysene. Çayımız hazır kızım. Zahmet oldu size de. Hemen geliyorum. Taktı bana ya. Çok güzel, çok tatlı bir kız bu. Kim bu Korkut Ali? İşte stadyumda beraber çalışıyoruz dedi bana. Sen ne söyledin? Ay ne güzel dedim. Doğru söyle, hiçbir şey söylemedim Üstad'la ilgili. Hayır oğlum, ben senin nerede çalıştığını gayet iyi biliyorum ama herkes bilmek zorunda değil. Yani demek ki söylemek istemedin diye düşündüm. Sen çok zeki ve harika bir annesin. Oh! Bana bak. Sen niye benim sorumu cevaplamıyorsun? Kim bu kız? Yoksa inşallah düşündüğüm gibi biri mi? Anneciğim, senden rica ediyorum. Gördüğün her kızla benim mürüvvetimi planlama, tamam mı? Lütfen, giyineceğim. Hadi. Niye o zaman sabahın köründe böyle geldi, soluklandı bizim kapıda? Ha? Bana bak, kız gitsin. Neler olduğunu bana anlatacaksın tek tek. Giyineyim anne, hadi. Tamam giyin, yalnız kaldı kız zaten. Konuşma işte. Tamam. Buyurun. Teşekkür ettim. Günaydın. Sürpriz yapmak istedim. Güzel oldu değil mi? Neyi yapmışsın kom? Canancığım. Cım, ne güzel. Demek ki siz epeyden beri tanışıyorsunuz. Çok olmadı aslında. Ama çabuk kaynaştık. Hayırdır, rüyanda mı gördün beni? Evet. Maşallah ev akıyor sabah sabah. Ay dur dur, sen hiç rahatsız olma. Dedendir, güneş doğarken çıktı yürüyüşe. Aa, deden de mi sizinle yaşıyor? Hayırdır komiser? Aa, komiserin falan bırakmamış mıydık biz? Hı hı, baskın yapar gibi gelmeseydiniz bırakmıştık. Demek ki araya biraz mesafe koymak lazım. Daha dün yemek yemedik mi? Kahvaltı mı etmek istediniz? Öyle baskın falan demeyelim bir kere. Yani birbirimizi daha iyi tanıma, kaynaşma diyelim. Bu tanıma falan değil. Bu yaptığınız dolaylı yoldan beni sorguya çekmek. İyi tarafından bak. Annen de stadyumda çalıştığını doğruladı. Koskoca kadın yalan söyleyecek değil herhalde. Misafirimiz varmış. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Otur otur, ayakta kalma. Aç. Otur sen. Heh. Kalk şöyle.
Hiçbir şey yememişsiniz. Yoksa beni mi beklediniz? Hadi afiyet olsun. Sağ ol kızım. Teşekkürler. Bu da senin. Lale. Efendim baba. Kızım şu simit tabağını misafirimiz uzat. Vermezsek bir şey yemeyecek, baksana. Ha tabii. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adın ne kızım? Canan efendim. Benim de Fahrettin. Çok memnun oldum. Siz birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet, stadyumda beraberiz dedi. Sen de mi güvenlikçisin? Yani... Yok, kendisi müdür dedeciğim. Canan Hanımcığım müdürümüz. Ha. Güzel güzel, çok iyi. Neresiniz siz? İstanbul doğumluyum. Ailem Trakya. Silivri Tekirdağ arası. Göçmenlik var mı? Kimde yok ki. Bak doğru işte. Annem baban? Dedeciğim. Yemek yesin. Canan Hanım. Canan kızımla sohbet ediyoruz oğlum. İyiler efendim. İkisi de çok iyi, çok şükür. Ne güzel, ne güzel. Maşallah, maşallah. Siz de maşallah ne güzel evlat yetiştirmişsiniz. Hayırlı, akıllı, uslu, saygılı. Tebrik ederim. Ah çok şükür. Ha kızım, şundan almadın sana. Almıyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Benim böyle et, süt, yumurta çok aram. Öyle mi? Ah. Ay siz çok iyi anlaşırsınız. Ali de hiç et yemez. Öyle mi? Tamam, ben o zaman et yiyeyim. Eti güzel mi buranın? Güzeldir. Ablam ilk defa geliyor ama ben daha önce gelmiştim. Sen restoranda et sipariş etmemiş miydin? Salata söylemiştim. Kusura bakmayın, buna bakmam lazım. Efendim Ömer. Nerede? Geliyorum Ömer. İzninizle benim acil kalkmam gerekiyor. Kötü bir şey yok değil mi kızım? Yok yok, kişiyle ilgili. Ama daha bir şey yemedin. Başka zaman inşallah. Akşam yemeği mesela? Olmaz. Ali'cim çok şakacıdır. Çok memnun oldum efendim. Biz de memnun olduk kızım. Siz rahatsız olmayın mı? Ben çıkarım. Ben geçireyim. Tabii. Lale. Ha? Komiser. Evimi nereden buldun? Asıl senin adresin neden burası değil, onu söyle. Güncellemedim çünkü. Aa, güncelle ama. Cezası var. Ayrıca senin annene söylemediğin bir kız arkadaşın falan mı var? Ne alakası var ya? Annem beni yemeğe çağırdı, olmaz dedi. Bak ben habersiz bir şey yapan insanlardan hiç hoşlanmam. Ben bu yemek işini bir düşüneyim. Ailece kuzu çeviririz. Hah, saçların ıslak, dikkat et. Sonra migreni tutmasın.